Teşekkür ederim. Bir şey değil. İşi bitir bitirmez gelirim ben yardıma. Tamam. Kolay gelsin. Sana da. Sen git git bekleme. Burası abla. Tamam abi dur.
Bugün. Ne işin var burada? Beni mi takip ettin? Ne işin var dedim. Niye geldin peşimden? Çünkü bana yalan söylediğini anladım. Ne oluyor Fatma Gül? Ne işin var burada? Bir şey olduğu yok. Ne oluyor? Anlat. Bırak. Konuş. Niye geldin buraya? Fatma Gül ne oluyor? Onu şikayet etmeye geldim. O sessiz telefondan çok korkuttu beni. Huzursuz oldum. Başka bir şey var. E söyledim telefonlar yüzünden. Benim bilmediğim ne oldu Fatma Gül? Hiçbir şey. Bana yalan söyleme. Akşam abini aramadığını, sabah onunla konuşmadığını biliyorum. O herifi aradın değil mi? Mustafa'yla konuştun. Arama dedin. O da seni tehdit etti. Bütün bunlardan sonra o herifi niye arıyorsun, niye konuşuyorsun Fatma Gül? Hayır aramadım. Ben Kadir Bey'i aradım. Çok korkuyorum Kadir Bey. Kerim haklı galiba. Bu her şeyi yapar. Onun dükkanda olmadığını biliyor. Bizi izliyor demek ki. Ne zaman ne yaptığımızı görüyor. Ama Kerim'e söylemen lazım Fatma Gül. Yok söyleyemem. Söylersem Kerim hemen gider olacaklar olur. Mustafa da bunu istiyor zaten. Beni sürekli tahrik ediyor git kocana söyle diye. Kerim'e bir şey yapacak kesin. Ona söyleyene kadar da beni rahatsız etmekten vazgeçmeyecek. Böyle telefonlar edecek, kapıdan kağıtlar atacak. Bak o not çok önemli. Sen şimdi hemen savcılığa git şikayet et. Tamam mı? Bu geldiğinin de kanıtı. Eğer dilekçe verirsen telefonları da takibe alınır. Bir daha ararsa da çıkar ortaya. Tamam, gideyim savcılığa. Tamam, sen bugün dilekçeni ver. Ben gelince olaya müdahale ederim. Tamam mı? Ama Meryem ablaya söylemeyin sakın. Şimdi o da heyecanlanır, Kerim'i arar falan öğrenmesin. Tamam, merak etme. Söylemem. Kadir Bey'i arayıp sessiz telefonlardan çok rahatsız olduğumu söyledim. Ne yapayım dedim. O da git şikayet et dedi. Bir süre sonra kim olduğu ortaya çıkar dedi. Bana niye söylemiyorsun? Niye gizliyorsun benden? Çünkü sen her şeyi büyütüyorsun. Ben sessiz sedasını halledecektim. Tövbe tövbe. İyi tamam hadi girelim şikayetçi olalım o zaman. Sen de mi geleceksin? Tabii ne oldu? Hiç. İyi hadi. Beni takip ettiğine inanamıyorum. Tamam işte ev içinde, dükkan içinde şikayeti yazdık. Sen de imzala. Niye baktın? Fotoğrafa baktım. Nikah günü çektirmiştik. Unutur muyum? Ben şunu verip geliyorum. Bizim işimiz bitti. Bu kadar mı? Hı hı. Hadi gidelim. Araba nerede? Araba yok, taksiyle gideceğiz. Ha, arabayla dikkat çekerdin tabii. Başlama yine. Ne dedim bilince öndeki taksiyi takip etme filmlerdeki gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.